Burası Yaşam Evi. Yaşamın kalbi şimdi ve burada atıyor. Ne geçmişte, ne gelecekte. Sadece şimdi ve burada. Yaşam Evi bütün yollarda yürüyor. Yeni olan her şeyi merak ediyor, beraber keşfetmenin büyüsüyle yaşıyor. Yeşim Özlem'le Yaşam Evi her çarşamba saat 10 ile 11 arasında 105.8 Radyo Halikarnas'ta. Yeşim Özlem'le Yaşam Evi başlıyor. Günaydın Bodrum, günaydın Türkiye. Bizi sonradan internetten dinleyecek herkesin hangi saatte dinliyor olursa olsun günü aydın olsun efendim. Merhabalar, bir çarşamba sabahı daha Yaşam Evi'nde beraber nefes alacağız. Bize katılan herkese şimdiden teşekkürler. Bugün 99. programı Yaşam Evi'nin. Geçen hafta bir tarama yaptım ve sonradan dinlenmelerin 12.000'in üzerine çıktığını fark ettim. Bu çok sevindirici benim için. Çünkü sabah saatlerinde bu kadar uzun soluklu bir saatlik bir farkındalık programı dinlenir mi dinlenmez mi programı tasarlarken üzerinde çok düşünmüştük. Hem canlı yayında dinlendiğine hem de sonradan dinlenme oranlarının bu derece olması beni çok çok sevindirdi. Aşağı yukarı 2,5 yıl oluyor. Dediğim gibi 99. program. Bize nefesini katan herkese tekrar teşekkürler diyorum bugün. Ve Facebook'ta Radyo Halikarnas'ın sayfasından bizi takip edebilirsiniz. Hem Yaşam Evi'ne hem Yaşam Evi'nin haricinde birçok her konuyla ilgili çocuktan sanata, kadından akuta, sohbet programları, müzik, eğlence programları dolu dolu bir programı var. Yayın akışı var Radyo Halikarnas'ın. Şiddetle tavsiye ediyorum efendim. Evet, bugün konumuz mutlu iş, mutlu insan olacak. İkinci kez konuğumu davet ediyorum. Farkındalık eğitmeni, hipnoterapist ve Üçüncü Göz Dergisi'nin kurucusu Güler Pınarbaşı telefonla bize şu anda İzmir'den bağlandı ama aslen İstanbul'da yaşıyor. Hoş geldin Güler. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Burada epey bir rüzgar başladı dünden beri. İzmir'de havalar nasıl? Çok güzel. Çok güzel. Sevgili Güler'cim, bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, izninle bir iki cümle de onunla ilgili ben paylaşmak istiyorum dinleyenlerle. Sevgili dostlar, Dünya Engelliler Günü ama aslında bana göre tırnak içinde engelsizlerin durup bir düşünme günü bugün. Engellerin sayısı %12. %12 çok ciddi bir rakam. Yani onda birin üstünde kişi engelli. Peki düşünmemiz gerekmiyor mu? Neden sokakta %10 engelliyle karşılaşmıyoruz? Neden işte, neden restoranda, niye çay bahçesinde, minibüste, otobüste %10 engelliyle karşılaşmıyoruz? Çünkü çoğunluğu evlere tutsaklar. Peki neden tutsaklar? Bence neden tutsak olduklarının ve neden beraber yaşamadığımızın sorusunu kendimize bizim engelsiz, tırnak içinde engelsiz olanların sorması gerekiyor. Bana göre en büyük engel ön yargılar. Çünkü engellerle beraber yaşayarak neler kazanabiliriz? Yaşamayarak nelerden eksik kalıyoruz? Bence durup düşünme zamanı. Ne dersin Güler? Çok haklısın. Ben de bir engelliyle üçüncü gözle çalışma şansı buldum. Şans diyorum. Gerçekten hayatımın en önemli öğretisiydi. Bir engellinin, %100 görme engelli bir arkadaşımızın 5 görme rahatlığına sahip insanın işini çıkardığını bu gözlerimle gördüm. Ya. ve ben daha fazla beraber, daha fazla alanda, daha fazla dayanışma içinde, birliktelik içinde beraber üretmeyi diliyorum engelli kardeşlerimizle. Bununla ilgili de tabii bugün tüm dünyada olduğu gibi yurtta da, Bodrum'da da birçok çalışma ve etkinlik yapılıyor. İzninle hemen bununla ilgili bir duyuru da yapmak istiyorum ben, Bodrum'da yaşayanları ilgilendiren. Bodrum'da 18 yıldır engelli ve engelli ailelerine sahip çıkan bir vakıf var, Bodrum Sağlık Vakfı. Bugün 3 Aralık günü saat 2'de dostlar, Turgut Reis'te korumalı işlik projesinin temelleri atılacak. Korumalı işlik projesi ne demek? Engelliler için bir dolu atölye demek, onlara iş imkanı demek, ailelerine rehabilite demek. Dolayısıyla saat 2'de işiniz o tarafa düşsün, bir tuğlada siz katkıda bulunun bu işliğe diyorum. Ve hemen konumuza geliyorum sevgili Güler. Seninle 8 Mayıs 2013'te bir program yapmışız, Para Sevgidir.
olmuş adı. Güzel de. Bugün de mutlu iş, mutlu insan. Aslında birbirine paralel konular bunlar. Yani iş, mutluluk, bereket. Tüm bunları bugün tekrar gündeme getirmek istiyorum. Bize katıldığın için çok teşekkürler sana. Ben teşekkür ediyorum. Evet, 1,5 yıl önceki program sonradan dinlenmelerde yine epey tıklanmış ve senin de aldığın dönütler var biliyorum. Parayı sevgiyle birlemek iyi konuşmuştuk o gün. Bugün tekrar üzerinden biraz geçelim istiyorum. Ve mutlu işle özel hayatımızı ayıran bir bakış açımız var. Yani özel hayatta mutlu olunur, işte başarılı olunur gibi. Oysa biz mutluluğu hem işe hem özele ikisine birden taşıyabiliriz diye düşünüyorum. Bununla ilgili birçok seminer yaptığını da biliyorum. Hem bu seminerlerde aktardıklarını bizimle paylaşacaksın, hem seminerde karşılaştığın vakalar diyeyim, karşılaştığın ya da soruları bizimle paylaşırsan sevinirim. İnsanlar en çok nerelerde tökezliyorlar diyorum. Bu kadar konuşuyorum. Bundan sonraki 55 dakikayı sana veriyorum. Oh ne güzel. Evet, nereden başlamak istersin? Şuradan başlamak istiyorum. Aslında ben para sevgidir, mutlu iş, mutlu insan, ilişkilerde farkındalık gibi bir takım başlıklarla seminerler organize ettim. Bunları işte şehirler arası da dahil olmak üzere paylaşıyorum. Şimdi İzmir'e geldim. İzmir'de bu farkındalıklarımı paylaşmak için. İstanbul'da, iki yakada. Yani mümkün olduğunca yazılarımla kendi hayatımdaki farkındalıklarımı paylaşıyorum aslında. İnsanlar her şeyi ayırıyorlar. Tamam, ayrılması gereken yer de var ama birlenmesi gereken yerden bakmak da önemli. Aslında seninle daha önce de konuşmuştuk. Seminerlerin başlıkları farklı. Çünkü birisinin ilişkiyle ilgili sorunu var, ilişkilerde farkındalığa geliyor. Birisinin işle ilgili, patronla ilgili veya çalışanıyla ilgili sorunu var, mutlu iş, mutlu insana geliyor. Parayla ilgili sorunu var, para sevgilere geliyor. Ama aslında içeride verdiğimiz konu, dikkatini çekmeye çalıştığımız konu, önemli altını çizdiğim konu farkındalık. Başlığı değişik bunların. Parayla ilgili geldiğine bir bakıyor. Aslında işte çalışanıyla ilgili sorunu var. Geri dönüyor. Sorunu bulmak önemli. Geri döndüğümüzde aslında annesiyle ya da babasıyla veya çocuklukta yaşadığı bir travmayla ilgili bir noktaya gidiyoruz. Ve bunlar bizim hayatımızı o kadar etkiliyor ki. Ben kendi hayatıma baktığımda güvenli bir iş alanım olmadı ama çok tatminkar bir iş hayatım oldu. Çünkü istediğim işi yaptım, mutlu olduğum işi yaptım. Bu arada gidip maaşlı çalıştığım yerler de oldu ama uyum sağlayamadım orada. Çünkü çok duygusal yaklaşıyordum, severek gidiyordum ama İş dünyasının çarkları, dişlileri falan derler ya, bana uymadı. Beni kendimin törpülenmesine de izin vermedim. Çünkü kaliteli yanlarımı törpülemeye çalışıp benim sistemin içine sokmaya çalışıyorlardı. Ama o sistemin içinde duygu yoktu. Ruh yoktu. Mutluluk yoktu. Yani ben şunu biliyorum, bir iş yerinde sabahleyin bu dinleyenlere çok tanıdık gelebilir. Yani işe gitmemek için hasta olmak. Hasta değilim aslında. Ama hasta olmak istiyorum ki işe gitmeyeyim. Sonra bunu fark ettim. Ay başında alacağım para için. Ve burada kendi ikiyüzlülüğüme şaştım. Yani ay başında o parayı almak için kendi kendime verdiğim zarara baktım. Yapmak istemediğim bir şeyi yapmak için kendimi zorlayışıma baktım. İçimdeki iki yanımın birbiriyle çatışmasına baktım. Genelde beni iş yerlerinden attılar. Neden biliyor musun? Çünkü o ay başında gelen para resmen tuzak. Ve sen vazgeçemiyorsun ondan. Düşünsene, ay başında 3 kuruş, 5 kuruş. Ne gelip ne gideceği belli. Gülercim, bir reklam arasına gireceğiz. Bu reklam arasında çoğu insana çok tanıdık geldi söylediğin şeyler. Herkes bence bir dursun ve düşünsün. Ayaklar geri geri mi gidiyor, ileri ileri mi? Birkaç dakika sonra tekrar senleyiz. Tamam, bekliyorum.
Reklamlar. RATEM'in düzenlediği Korsanla Mücadele amaçlı üniversiteliler arası iletişim fikirleri yarışması. Aklıma bir fikir geldi. Ayrıntılı bilgi ratem.org. Dünyada kuru temizleme sektöründe kullanılan en son teknolojiyi Bodrum'a getiren İrfan Kuru Temizleme, ev tipi çamaşır makinesinden dev sanayi makinelerine kadar her ihtiyaca en iyi şekilde cevap veriyor. Kaliteden ödün vermeden kıyafetleriniz İrfan Kuru Temizleme'de ilk günkü kadar yeni ve pırıl pırıl. İrfan Kuru Temizleme 1937'den bugüne Bodrum'a değer katıyor. Tek başına davul çalmaktan sıkıldın mı? Sadece bas gitar sana ne kadar zevk veriyor olabilir? Gel Zeus'a hep beraber söyleyelim. Hadi şimdi söyle. Sen de benimle birlikte. Hadi şimdi söyle. Asla seçme. Zeus Studio 317-0117. Göz alıcı şıklığı, dekoratif ve antibakteriyel özelliğiyle her evde olması gereken ne var? Mermer tabii ki. Mermer de bizim işimiz. Özşa Mermer Anonim Şirketi. Bodrum'da her ev için bir planımız var. 0252 357 7773. Ortakent Bodrum. www.olsagrup.com.tr. Şu ana kadar yeryüzüne düşmüş hiçbir kar tanesi birbirinin aynısı olmamıştır. Bizim kar tanelerimiz de farklı yetenekte, karakterde ve özelliktedir. Bodrum Kar Tanesi Anaokulu'nun 8 yıldır misyonu budur. Profesyonel kadrosu, seçkin eğitim programları, açık kapalı mekanları ve yenilikçi bakış açısıyla okul öncesi eğitimde sıcacık bir aile ortamı. Gelin tanışalım. Bodrum Kar Tanesi Anaokulu 0252 363 95-14. Bosis Merkez, Cevat Şakir Caddesi, Bodrum Marina, Midtown Alışveriş Merkezi ve Turgut Reis Türksel İletişim Merkezlerinde 36 aya varan taksitlerle akıllı telefon fırsatları ve cazip Türksel tarifeleri sizleri bekliyor. Bosis'te fırsatlar hiç bitmez. Bosis 316-05-32. Reklamları dinlediniz. Radyo Alikanas'ta yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 316-52-00. Gün ortasına gelirken karnavalla enerjinizi yükseltiyoruz. Birbirinden güzel şarkılar. Sohbetler 2 saat boyunca 105.8 Radyo Alikanas'ta. Tekrar merhabalar. Yaşam Evi'nde bugün mutlu iş, mutlu insanı konuşuyoruz. Farkındalık eğitmeni Güler Pınarbaşı'yla. Sevgili Güler, arada bir telefon aldım. Doktor olmasın inşallah. Bu telefon bir işverendendi ve şöyle dedi bana, yani inanın hani sadece çalışanlar değil, işverenler de zaman zaman işe gitmek istemiyorlar. Arabayı park edip iş yerine girmeden dakikalarca beklediğim zaman oluyor. Tabii ki biz her iki boyutuyla da bugün konuyu masaya yatıracağız ama nasıl ki işle mutluluğu birlemeye çalışıyoruz. Çünkü patron, çalışan ya da işveren işçiyi de birleyip bu sorunun aslında hepimizin sorunu olduğuna da parmak basmak geldi içimden. Bunu paylaşmak istedim. Sen tabii hem bir çalışan olarak sonra da kendi işini yöneten biri olarak her ikisine de bence açıklık getireceksin. Yani olayın bir de patron boyutu var. Aynen Yeşim'cim. Çünkü sonuçta bu dünyada yaşıyoruz ve zamanımızın 8 saatini işte değerlendirmemiz gerekiyor. En az. Günlük azığımızı çıkartalım. Evet. Onun için ben işte mutsuz olduğum için zaten girişimci ruhumu ortaya koyup işveren oldum. Hı hı. Tabii ki bu şu anki farkındalığım. Benim yanımda da çok çalışan, mutsuz insan oldu. Yani kendimi güzel irdelerim ben. Ve bu süreçler zaten benim farkındalıksız süreçlerimdi. Mesela çok değerli bir eleman gitti. Neden gitti? Arkasından peşinden giderim yani. Neden gittin? Seninle yapardık dediğinde ve söyledikleri kulağıma küpe oldu. Neden dersen
Biz insanız, makine değiliz. Başla düğmemiz yok ya da durdur düğmemiz yok. Duygularımız var. Bir işveren olarak ya da çalışan olarak iki tarafı da ilgilendiriyor mutlu işte, mutlu olmak. Onun için o değerli işverenimiz çok haklı. Benim burada farkına vardırmaya çalıştığım şey şu. Bana gelen seans olarak veya seminere gelen kişilerde soruyorum kaç yıldır çalışıyorsun diye. 20 yıldır nefret ede ede gittim ve emekli oldum dediklerine içim cızlıyor. Yani nefret ede ede gitmek, işte o aldığın paranın bereketini tut, evinin özel hayatının kalitesini tut, kendi yaşam kalitesini tut, ne kadar aşağılara çekiyor, öyle değil mi? Tabii. Ben kendi hayatıma baktığımda mutsuz olarak benim bir haftam veya 10 günüm var. Yani mutsuz olduğumu fark ettiğim an zaten bedenimin hastalanma programını devreye soktuğunu an ben zaten iş yerinde arızalara başlıyorum. Yani dikkat çekici, patronun gözüne girici, ne oldu dedirtecek şeylere başlıyorum. Şimdi bütün çalışanlarım, yani özellikle üretip, güzel şeyler üretip ortaya koyduğumuz çalışanlarımla çok iyi arkadaşız. Hatta 18 yaşındaydı Aslı, dinlemesi için göndereceğim bu programı. 18 yaşında işte bana ilk iş deneyimine geldi. Ufacık tefecik bir kızdı. Ve 3 yıl birlikte çalıştık. Daha sonra dedi ki Güler Hanım dedi siz basılı yayınla devam etmek istiyorsunuz. Ben televizyona geçmek istiyorum dedi. Düşünceniz var mı televizyona geçmek için? Ben de yok Aslı dedim. Daha ben basılı yayında tam tatmin olmadım. Hani olmak istediğim noktaya gelmedim dedim. Hı hı. O zaman birlikte biz Aslı'ya iş aradık. Aslı çünkü çok yetenekli bir kızdı. Ve onun hayali o tarafta çalışmaksa o zaman oturduk birlikte. Onun iş görüşmelerini yaptı, getirdi, birlikte irdeledik. Ve hangi yerde çalışmak istiyorsa ona doğru yönlenmesine izin verdim. İzin verdim diyorum içimde çünkü tutan yanımı bırakmaya izin verdim. Yoksa Aslı'nın kaderine değil. Hı hı. O kadar hani kıymetli bir elemanı kimse göndermek istemez. Bahsettiğim görme engelli arkadaş da öyleydi. Bizimle çalışırken 3. göz dergisinde çalışmak için gelmişti ve ilk işi. Daha sonra Maliye Bakanlığı'nda bir sınav kazandı. Geldi bana sordu benimle çalışmaya devam etmek istiyor musunuz? Dedim ki akıllı ol Maliye Bakanlığı hani devlet bu annelerimizin babalarımızın bize söylediği şeyi söyledim ben orada. Kendini garantiye al. Garantiye al. Bir de zaten hani bir engelim var. Bu ailen için de önemli. Hı hı. Tabii bunu söylemedim. Ama kendini garantiye al. O bana dedi ki bakın Güler Hanım soru şu. Benimle çalışmak istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Dedim ki evet ben daha da bilmiyorum nasıl bir iş çıkaracağını. Ya ben çalışmak istiyorum ama hani sana o devletin garantilediği şartları sunamam. Hayır dedi. Soru şu. Tekrar soruya yöneltti. Evet dedim. Çalışmak istiyorum seninle. Ve biz onunla 1,5 yıl çok güzel işler çıkarttık. Ve ondan sonra o başka bir işe girdi. Oraya en alttan girdi. Ofis görevlisi olarak. İşte bilgisayarda gelen sorulara cevap verecek. Ama çocukta o kadar potansiyel vardı ki çocuk oradan operasyon müdürü olarak çıktı. Kitap yazdı. Ve şu an çok iyi şartlarda çalışıyor. Evet, güzel örnekler veriyorsun. Bununla beraber bugünkü konumuz bu kadar güzel örnekleri henüz hayatına taşıyamamış olanlara bir ilham olması niyetiyle olsun istiyorum ben. Çünkü çok cesur davranamayıp kendini ifade edemeyen, hani senin kendi deneyiminden aktardığın, hani bir hafta mutsuz oldum, ondan sonra bedenimin sesini dinledim ve hani her ne yapmam gerekiyorsa oraya yöneldim. Bir de yıllarca aslında potansiyelini geri tutan
ve dediğin gibi hani nefretle olmasa bile isteksiz işe giden, o ay sonunda alacağı makasa şeye, maaşa belki de tüm bir ayını takas eden bir sürü dinleyenimiz olduğunu düşünüyorum şu anda. Onlar için çıkış, hani böyle örnekler var demenin ötesinde nerelere bakmak gerekir? İş hayatını hem bereketli hem keyifli, huzurlu kılmanın yolları neler olabilir? Biraz da buradan yürüyelim mi? Yürüyelim. Şurada şunu da söylemek isterim. Yani sonuçta tipim göstermese de benim içimde öyle bir aptal cesareti var. Hani bu bir aşırı örnek olabilir. Ama bunun ötesinde şuna dikkat çekmek istiyorum. Biz geçen İstanbul'da, geçen haftalarda Natural Festivali'ndeydik. Hı hı. Ve bizim standımıza gelenlerle küçük çaplı bir araştırma yaptım. Yani kimsiniz, ne iş yapıyorsunuz, nasıl yapıyorsunuz? Ve genelde gelenler işinde mutsuz olup iş değiştirmek ama ne yapacağını bilmeyen kişilerdi. Onlar da küçük küçük notlar aldım işte. Kimya mühendisi çok sıkılmış. Hı hı. Elektrik mühendisi yeni şeyler arıyor. Hatta notlara yazarken, işte iletişim bilgilerini yazarken şey diyorlardı. Yani biz sizin gibi değiliz. Hani sizler ve bizler gibi. Hani mutluluğun peşinde koşan bizler, sistemin içinde sıkışıp kalmış onlar şeklinde. Aslında bu öyle değil. Hazır olduğun zaman karar verme gücünü buluyorsun. Facebook'ta bir tane de istifamı verdim diye grup var. Oraya da girdim. Hayır, bir şey değil. Korkarım bu programdan sonra hani istifamı verdim grubu üyeleri çoğalabilir mi diye düşünüyorum bir yandan. Grupta istifasını vermişler yok. İstifasını vermek isteyip de nasıl yapacağını bilen daha fazla. Okey. Onu fark ettim ve ben içeri girip bir şey yazdığımda hani böyle bir soru işaretiyle baktıklarını hissediyorum. Yani tabii ki bu çok önemli bir karar. Bir kere rahatlık alanından çıkıyorsun. Ay başında gelen paranın ayağını yorganına göre uzatma atasözünün hücrelerine işlemişliğini falan bırakıyorsun. Yani çok ciddi bir karar. Kendi iş hayatımdan örnek vereyim. Çok güvenli bir gelir kapım olmadı. Onun için zaten para sevgidir konusuna sarıldım. Orada anlatmak istediğim başka bir şeydi. Ama herkes böyle, o gün de konuştuk ya, başlığa takılıp kaldı. Halbuki onun içinde başka bir mesaj var. Yani ben 20 yıl bir yerde nefret ederek gitmeyi kendime değer görmüyorum. İş yerine de değer görmüyorum. Çünkü düşünsenize, siz orada bir eleman var sanıyorsunuz. Halbuki orada elemanın bedeni var. İçi yok. Sadece sistem var. O sistemde yapılması gereken işler var ve o işleri yapmak için ekstra eğitimler aldırtılıyor. En şaşırdığım da CV'mde, özgeçmişimde işte olsun bu markalı iş yerleri diye başvurmak için sıraya giren bir kitle var. Bir de oradan, o plazalardan nefret ediyorum, orada nefes alamıyorum diye çıkmak için çabalayan birileri var. Çıktım diyen, hani o son M'ye baskılı bir şekilde nihayet çıktım diyen bir kesim de var. Geçen de İstanbul'da yaptığım para sevgidirdi. Benim kapısını, reklam sektöründe çalışırken kapısını tırmaladım. İçeriye dikkatlerini çekmek için taklalar attım. Bir reklam ajansının genel müdürü vardı. Yani eski genel müdürü. Ve çıktım diyordu yani. Sonunda 3 tane M'si vardı. Peki Güler, çıkmak, istifa etmek, bunlar bir noktada çözüm olabilir. Çok artık sınıra geldiyse bir noktada da aslında çözüm değil. Ondan sonraki gideceği yeni iş yerlerinde de karşılaşacağı benzer sorunlardan kaçmak demek anlamına da gelebilir. Dolayısıyla mevcut iş yerlerindeki huzuru, keyfi, mutluluğu yakalamanın yolları neler olabilir?
mevcut iş yerlerindeki sıkışmış olan alanları, sıkışmış ilişkileri nasıl dönüştürebiliriz? Ben önce şunu cevap vermek istiyorum, eklemek istiyorum daha doğrusu. Bu çıktım diyenler hayali, bir hayali olup da o hayale adım atmayı becerebilenler. Yani kurtuldum diyenler değil. Çünkü orada zaten bir tatmin var, kariyer tatmini var, maddi tatmin var. Ama bir de hayali var. Bu dünyada gerçekleştirmek istediği, kendi içinden gelen ve yapmak istediği bir şey. Ve genelde de bu kişiler o hayallerine adım atıyorlar. Ama o güvenli alandan çıktıkları için de onu geri çeken bir enerji var. Para sevgili seminerine de bunun için gelmişti o kişi. Bu tarz kişiler. Çünkü şöyle öğretilmiş bir düşünce de var, satın alınmış ya da farkında olmadan. Sevdiğin işi yaparsan mutlu olursun ama para kazanamazsın kısmı. O da o hayale adım atmasını önlüyor. Zaten o geçen süre o. Bu verdiğim 20 yıl nefret ede gitmiş kişi şimdi hayalindeki işi yapıyor. İlla ki insanlar hayalindeki şeyi yapıyor. Emekli olunca yapıyorlar. Ama en güzeli sevdiğin bir işte çalışırken yaydığın enerjiyi hem çalışan hem işveren açısından en güzeli bu. Bu mutlu iş mutlu insanda da bunu hatırlatmaya çalışıyoruz. Şimdi soruna geçeyim. Dinlerken radyo programında benim saatimi beklerken çok güzel bir girişi yapıyordu Yaşam Evi. Ne geçmiş, ne gelecek, şimdi. Yani onun için şimdimiz önemli. Şimdi eğer ben bu işte çalışmak istiyorsam, o zaman kendimi yeniden bir ele alıp, mutsuz olduğum noktaları çıkartıp, onun için neler yapmalıyım? Hani burada patronla konuşamayabilirim veya çalışanla konuşamayabilirim ama yine iyileştirmeleri benim yapmam lazım. Çünkü oraya gittiğimde bedenim, zihnim ve ruhum üçünün bir gitmesi önemli. Mutluluğu sağlayan bu. Bedenim orada, bilgisayarın başında ama zihnim deniz kenarındaysa, ruhum şiir yazmakla uğraşıyorsa işte o işten verim alamıyor. Ne çalışan, ne çalıştıran, ne iş. Öyle değil mi? Bir yandan da hani iş olarak işi çok sevip ilişkilerle ilgili tıkanıklık yaşayan bir sürü insan olduğunu da biliyorum. Yani iş seviliyor ama iş ortamındaki insanlarla ilişkiler tıkanmış olabiliyor. Bu şeyi ayrımı ya da burada iyileştirmeyi nasıl yapmak mümkün? Yeşim'cim, sen de farkındalık konusunda çok güzel yol arkadaşımsın. Şu şeyi biliyorsun değil mi? Karşılaştığımız her insan bizim aynamız. Tabii ki. Yani ben eğer benim bir üstümle bir sıkıntı yaşıyorsam burada işte üstümdeki müdür Ayşe Hanım'la kavga etmek yerine orada benim bu sıkıntıyı yaşatan duyguma odaklanmam. Bu işte bu şey gibidir, hoca bana taktı dersin. Halbuki hoca sana takmaz, hoca senin ilerlemen için orada öğretmenlik yapmaktadır. Bu iş yerinde de öyledir, evlilikte de öyledir. Yani aslında bu çözülse, ben de boşanmış bir insanım, bu çözülse boşanmalar bile azalır. Yani karşımızdaki insan bizim bir tık daha yukarıya çıkmamız için o sorunu önümüze getiriyordur. Ve bunu çözecek olan karşıdaki insan değil, biziz. Zaten farkındalıkta verdiğimiz en önemli, altını çizip kalınlaştırarak söylemek istediğim şey bu. Karşımızda ki insan bizim bir parçamız. Eğer benim önüme bir engel koyuyorsa o benim daha yukarıya çıkmam için gereken işte ders zamanı, sınav zamanı. Halbuki orada ona kızıp iş yerine bırakmak ya da işi bırakmak ya da çalışanı çıkarmak sorun değil. Çünkü başkası geliyor yerine. Yine o sorunu çözmediğin zaman o sorunu yine çalışıyorsun. İlişkilerde de öyle. Ayrılıyorsun, anlaşamıyorum diyorsun. Bir bakıyorsun, aşık oldum dediğin ikinci insan sana aynı sorunu ve daha büyük bir paketle getiriyor.
Evet, iş para demek. Para da sevgi demekse iş sevgi demek diyebiliriz. Mantık değil mi? Bence şöyle yapılmalı öncelikle. Hani bir çözüm, bu konuda bol bol konuşabiliriz ama çözüm odaklı düşünmek önemli. Çünkü her sorunun yanında çözüm mutlaka var. Şu an bizi dinleyen sevgililere önerim şu olacak. Öncelikle ne istediğimizi, ne istemediğimizi. Hatta önce ne istemediğimizi çıkartalım. Benim başında da söyledim ya konuşmamızın. Düzenli maaş almak hoşuma gitti. Ama yaptığım iş de çok hoşuma giden bir işti. Ama pazarlama müdürümle takışıyordum. Zaten önce genel müdürü attılar. Sonra genel müdürün işe aldığı herkese atmaya başladılar. İlk de topun ucunda ben vardım. Ve böyle bir durumda hani bu benim işten çıkarıldığım bir hikaye. Ama benim işten çıkarılmadım, mutsuz olduğum ama gitmek zorunda hissettiğim bir hikayem dedi. Ben şunu yaptım. Kağıt aldım, kağıdı ikiye böldüm. Önce ne istemediğime karar verdim. Ben böyle bir iletişim ortamında olmak istemiyorum. Ben şunu istemiyorum, ben bunu istemiyorum diye bir yazdım. Yan tarafa da ne istiyorum onu yazdım. Ve elimdeki var olan işe baktım. Hani bu ne kadarını karşılıyor, ne kadarını karşılamıyor. O bana çok ciddi cetvel olarak görünüyor. Ona göre de karar veriyorum. Evet, ben burada çalışmak istiyorum veya çalışmak istemiyorum. Veya bunu iyileştirmek için uğraşmak istiyorum ya da uğraşmak istemiyorum. Önemli olan doktora gidersiniz, doktora dersiniz ki işte şuram ağrıyor. O da der ki sizin dediğinizi dinlemez. O elindeki değerlere bakmak ister. Git kan tahlili yaptır, idrar yaptır, onu ölçtür, bunu ölçtür. Ondan sonra bakar. Çünkü sizin söylediğiniz, ağrıyan dediğiniz yerin arkada bir sebebi vardır. Önce sebebi bulmak lazım. Yani bu iş yerindeki, bu ilişkide sorun yaratan sebep ne? Bizim bütün farkındalık eğitimlerinde veya seanslarında, özel seanslarında yaptığımız şey bu. Şahsen kendi adıma çıkış noktam bu. Ben sebebi bulmaya çalışıyorum. Sebebi bulduğunuzda ve ortadan kaldırdığınızda zaten sonuç otomatikman değişiyor. Ve en güzel olan şey anda o değişimi görmek. Yani seansa giriyor depresif bir halde ama fark ettiği an sizi, yani terapist olarak benim değil. Ben fark ediyorum ve onu o farkındalığa yönlendirmeye çalışıyorum. Terapiye gelen kişi oradaki sorunu fark ettiği an zaten çözümü görüyor. Yani aslında hayat bize bence çok adil davranıyor hepimize. Yani hep deriz ya, hiç hayat adil değil. İşte bazıları ağzına gümüş kaşıkla doğar gibi. Hani böyle bir arabesk yanımızı besleyen söylemlerimiz vardır. Ama aslında öyle değil. Hayat çok adil. Her şey bizim seçimimiz. Her şeyi seçme özgürlüğümüz de var. Özgür irademiz de çok güçlü bir şekilde içimizde ve kullanmamızı bekliyor. Yani ya rüzgarın savurduğu yaprak olacaksın ya rüzgarla işbirliği yapacaksın. Güler, şimdi işte olay para olduğu için aslında para olsa belki de iş yerinde sıkıntılar olmayacak. Çünkü belli bir bereketi ya da belli bir hedefi, belli bir ihtiyacı karşılamayan ister patron tarafında olsun, ister işçi tarafında olsun bu genel sıkıntı aslında bolluklu ve bereketle ilgili sıkıntı. Bu diğer her şeyde diğer unsurlara da yansıyor. Olay bereketi parayı yaratmak ya gelip dayanıyor mu? Yoksa kafamızda bir ön yargı mı bu? Bence şöyle, iş birliğinde hani saatin arkasını açtığında içeride çarklar var ya. Her çarkın dönüş hızı farklıdır. Birisi işte hızlı döner, birisi daha yavaş döner, birisi hepsini birden döndürür. İş birliğinde uyum ve denge çok önemli. Zaten para değil. Burada benim ne para sevgidir de ne mutlu iş, mutlu insanda dikkati çektiğim konu para, bolluk, bereket değil aslında.
işbirliği, uyum ve denge. Parada da hatırlarsan madde ve mana dünyası arasındaki dengeyi anlattığımı söylemiştim. Siz eğer bu uyum ve işbirliğiyle kendi içinizde, zaten bu uyum ve işbirliğiyle gittiğinizde, ben buna da çok rastladım birçok hem dost hem de terapi, seminer karşılaşmalarımda. İş yerinde bir sürü sorun var ama kişi kendi içinde o kadar uyumlu ve işbirliği içinde yaşıyor ki, olsun diyor, benim orada olmam diyor, benim orada verdiğim enerji diyor, oranın diyor, oraya bir destek diyor. Aldığı parada da değil. Yani bu kadar farkında insanlar da var. Tabii ki bu kişilerin patronları da çok şanslı. Ve farkında olmayan patronlar da çok gördüm. Düşün, böyle bir değerli farkındalığa erişmiş bir insan senin departmanının bir bölümünde. Ama patronun bundan haberi yok. Yani onun için bence burada parayı... Para bir enerji. Hep bahsettiğimiz şey bu. Üzerine değer konulmuş bir kağıt parçası. O kağıt parçasına işte o değeri dengesini iyi koymak lazım. Ve şunun da bereketi olmuyor. Sen istediğin kadar para kazan, mutlu değilsen, altında işte araban var, bilmem şartların çok iyi ama mutlu değilsen o paranın bereketi de yok. Alışveriş yaparken bile keyif almıyorsun. Öyle olması zaten bak dizilerde işliyorlar. Zengin kadın, fakir erkek. Bir de mutlu olduğun bir işi yaparken bile inişleri çıkışları olabilir bu işin. Ya hayatın biraz da dengesizlik, yin dengeyi yarattığı bir realite olduğunu kabulde de fayda var diye düşünüyorum. Yani her an mutlu olmak mümkün mü sence? Çok güzel bir noktaya dokundum. Çünkü mutluluk gece ve gündüz gibi, yani onun bir biyoritmi var. Sürekli baklava yersen, yani bir müddet sonra nefret edersin o tattan, değil mi? İnsanların aslında ne aradığına doğru bakması gerekiyor. Bence insanların mutluluğu araması zaten sürekli mutsuzlukta kalması demek. Bu hani beyin dili programında kendine bunu telkin ediyorsun yani. Sürekli mutluluğu arıyorsun eşinde, işinde, hayatında. Halbuki arayacağın ya da aramayacağın, aslında olacağın, hal olarak olacağın tek bir konu var. O da huzur. Yani her daim huzurda olacaksın. İşinde de huzurda olursan, evinde de huzurda olursan zaten mutluluk bir biyoritim. Hayatın ritmi. Şimdi hemen burada huzur kelimesini duyduğumda bana çağrışan şunlar oldu. Gergin ortamlar olabiliyor, bir takım işte beklentiler olabiliyor, karşılamamalar olabiliyor, zaman yönetimiyle ilgili sıkıntılar olabiliyor. Yani bir iş hayatında bizi dinleyen çalışan herkesin yani yaşadığı bir sürü sıkıntı olabiliyor ve o sıkıntıların karşısında huzurda kalabilmek çok ütopik gibi de gelebilir çoğu dinleyen için şu anda. Aslında hani ben şu anki farkındalığımla konuşuyorum. Bana 10 yıl önce ya da 20 yıl önce, şu an mesela beni 15 yıl önce benimle çalışan birisi dinlese, hadi Güler Hanım, hadi biz gördük seni diye ona da şimdiki halimle beni değerlendir yavrucuğum diyesim geliyor. Ben ilk bu konulara girdiğimde zazen meditasyonu yapmıştık. Zen meditasyonu, şimdi de olmaya dikkat çeker. Uzak doğu kökenli bir bilgidir. Aslında bütün bilgi şimdiyi hatırlatır. Farkındalık şimdidedir. Zen meditasyonunda oturuyorsun ve öğretmenimiz dedi ki 5 dakika hiçbir şey düşünmeden, hiçbir şey yapmadan, hiçbir şeye dalgalanmadan, gelse tutunmadan durun dedi. Oturun. Oturuyoruz yani. Yaptığımız şey bu. İnan bana bir saniye bile duramadım. İşte yarınki ödemelerim, önceki günkü kızgınlıklarım, işte 2 yıl sonra nerede olacağım, hani bu namaza durursun ve düşünmeyeceğin her şey gelir ya. Ama bu da işte bir disiplin, bir eğitim, zihin eğitimi denen bir şey var.
Yani zaman yönetimi kadar önemli bir şey. Güler'cim bir kısa reklam arası daha verelim mi? Tamam. Hadi reklam. Sonra devam edelim. Reklamlar. Şimdi Kastrol Vecto'nun sahaya dizilişini görüyoruz sayın dinleyiciler. İlginç bir sistem. Beşli defans ve beşli hücum. Yolların zorluklarına beş çeker bu sistem. Kamyonculuk zorlu bir mücadeledir. Ve sadece değişen koşullara ayak uyduranlar kazanır. Motorun içinde sürekli değişen zorlu koşullara uyum sağlayan ve performansı azaltan etmenlerle savaşan Kastrol Vecto'nun eşsiz sistem 5 teknolojisiyle daha az yakıt tüketimi, daha az yağ eksiltme, daha uzun yağ değişim aralığı, daha uzun parça ömrü, daha fazla güç sağlar. Kastrol Vecto'nun bu sayede aracınızdan en fazlasını almanız için motor yağında %40'a kadar daha yüksek performans sunar. Yeni ve eşsiz Kastrol Vecto'nun ile siz de kazanın. Kastrol, yağın ötesinde. Dünyada kuru temizleme sektöründe kullanılan en son teknolojiyi Bodrum'a getiren İrfan Kuru Temizleme, ev tipi çamaşır makinesinden dev sanayi makinelerine kadar her ihtiyaca en iyi şekilde cevap veriyor. Kaliteden ödün vermeden kıyafetleriniz İrfan Kuru Temizleme'de ilk günkü kadar yeni ve pırıl pırıl. İrfan Kuru Temizleme 1937'den bugüne Bodrum'a değer katıyor. Şu ana kadar yeryüzüne düşmüş hiçbir kar tanesi birbirinin aynısı olmamıştır. Bizim kar tanelerimiz de farklı yetenekte, karakterde ve özelliktedir. Bodrum Kar Tanesi Anaokulu'nun 8 yıldır misyonu budur. Profesyonel kadrosu, seçkin eğitim programları, açık kapalı mekanları ve yenilikçi bakış açısıyla okul öncesi eğitimde sıcacık bir aile ortamı. Gelin tanışalım. Bodrum Kar Tanesi Anaokulu 0252 363 3.95.14. Maksimum teknoloji mini fiyata. 4.5 inç HD süper AMOLED ekran, 4 çekirdekli işlemci, 8 megapiksel kamera, IP67 suya ve toza dayanıklılık sertifikası, entegre kalp hızı ölçer ve yenilenen S-Health uygulamasıyla daha kaliteli bir yaşam biçimi. Yeni Samsung Galaxy S5 Mini uygun Turkcell kontratlı teklifleriyle Bosis Turkcell iletişim merkezlerinde. En yeniler hep Bosis'te. 316-05-32. 0532 Orta Kent Yaşlı'da kaliteli müzik ve lezzetli mutfağın tek adresi Viras Restoran. Hafta sonu kahvaltılarınızda doyumsuz sohbetlerinize eşlik eden deniz, Akdeniz ve dünya mutfaklarının en özel lezzetleri, işinden keyif alanların sıcacık enerjisi, hele cuma akşamları Hurşit Yeni Gün'ün canlı performansıyla kulaklarınızın pası silinirken iyi ki buradayız diyeceksiniz. Viras Restoran. Rezervasyon 348-3992. Deprem anında koşma, kaçma, atlama. Yat, korun, tutun. AKUT Arama Kurtarma Derneği. Reklamları dinlediniz. Radyo Alikarnas'ta yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 316-52-00. Evet, farkındalık eğitmeni Güler Pınarbaşı ile Mutlu İş, Mutlu İnsan bugünkü konumuz. Güler, iş yerindeki bütün hani dış koşullara ve etkilere rağmen huzurlu kalabilmenin yolu olarak anda kalmak dedin en son. Anda kalmak dedim. Öncelikle ne isteyip ne istemediğini, önce ne istemediğini çıkarmak, hı hı, sonra ne istediğine odaklanmak ve bu ikisi arasındaki değer mi, değer ölçüsünü bulmak. Hmm. Benim çıktığım bir iş yerinde, yani çıkmak istemiyorum ki orada maaşım da yoktu. Ama hani bir dozu vardı. İnsanın bir şey dozu vardır, hani karar dozu vardır. İlla son ana getirip çıkman gerekmiyor.
bitmiştir orada işin. Mesela başında dedim ya beni attılar genelde diye. Aslında attıran birisi bir hallere girince atılırsın. O atılma olayı da aslında orada işim bittiği için gitmek isteme işareti. Hani bunu söyleyemiyorum ama davranışlarımla uyarılarda bulunuyorum. Bebek Güler, benim gözlemlediğim bir şey daha var. Yani başka bir şey bu konu başlığı belki. Şimdi her şey bulaşıcı. Huzur da bulaşıcı, huzursuzluk da bulaşıcı. Dolayısıyla iş yerlerinde bir de bir laf söz sirkülasyonu vardır ya. Yani birinin mutsuz olması ve bunu paylaşması ve hani buna tırnak içinde yani çalışanlar ve işleriyle ilgili söylenenler beni affetsin. Yani zaman zaman hepimiz çünkü o söylenmeleri yapıyoruz. Bunu yapmayan bir ne işçi vardır ne işveren vardır. O söylenmeler, o mızmızlanmalar, o paylaşımlar ters bir motivasyon da oluşturuyor diye düşünüyorum. Ne dersin? Çok doğru. Bence yapılması gerekene odaklanırsak sonuçta orası bir buluşma ortamı. Yani işveren veya çalışan olarak bakarsak. Yani hepimizin oradaki bereketten nasipleniyoruz değil mi? Onun için farkındalığımızı yükselterek baktığımızda yani orada mutsuz çalışacağımıza, nefret ede ede böyle çalışacağımıza iletişim içinde olmamız daha doğru. Çünkü şu an eskisi gibi de değil. Yani eskiden ezen ezilen vardı ama şu an işverenler de bence ruhsal boyutlarına açıldılar. Zaten işveren bir girişimcidir. O ruhu olmasa o işi ortaya koymaz. Yani daha büyük açıdan bakarsak o işveren bizim ruhumuzun bir parçasıdır. İletişim önemli. Yani her şeyde iletişim önemli. İletişim kurabilmek önemli. Ama ilk etapta kendinle iletişimi doğru kurman lazım. Ben ne istiyorum? Nasıl istiyorum? Nasıl bir mekan istiyorum? Bana terapiye gelenlerden bazılarında çok mutlu olurum öyle insanlar. Ne istediğini biliyor. Diyor ki benim şöyle duygusal bir sorunum var. İşi yok. İş önemli değil diyor. Ben çok rahat iş bulurum diyor. Ama önemli olan şu duygusal problemimi, buradaki o zayıf noktamı güçlendirmek istiyorum diyor. Yazılı çalışırız biz. Çünkü bu fiziksel olmayan alanda ölçümleme yapabileceğimiz bir şey yok. Onun için yazılı çalışırız. Yani ne istiyorsun? İşte şöyle bir ev istiyorum, şöyle bir iş istiyorum. Bu kızla çalıştığımızı özellikle aktarıyorum. Ama önce şu konumu halletmek istiyorum. Onları yazdı, tarihlendirdi, nasıl neler istediğini saptadı. Sonra evini taşımak istiyordu. İlk evine beni misafir etti. Bak, defteri okutmak için. Gördün mü dedi, yazdığım her şey olmuş. Yani aslında içimizde böyle bir güç var. Şimdi daha önce yaptığınız Para Sevgidir programında interaktif bir çalışma yapmıştık. Tabii şu an yani radyonun şartları benle yapmayı gereksinmişti. Dolayısıyla benle yapmıştık. 8 Mayıs 2013'te dostlar daha önceki program tarihi benim sitemden, Yaşam Evi sitesinden bütün program arşivlerine ulaşabilirsiniz. Dilerseniz de Para Sevgidir programını tekrar dinleyebilirsiniz. Orada interaktif bir çalışma yapmıştık. Bu konuyla ilgili de yapmak mümkün mü, gerekir mi şu anda? Dinleyenler hangi sorular, yani istemedikleriniz ve istedikleriniz dedin ama daha dip bizi dinleyenlere şu anda ilham olacak ya da bir çok çıkış yolu gösterecek bir küçük çalışma yapabilir miyiz? Uygun mudur? Lan, sen uygunsan ben uygunum. Tabii yutkunarak... Yani tamam açığım. Dinliyor mu diye soruyormuşum. Nasıl? Patron dinleyecek mi bu programı? Patronum dinliyorsan da dinlemiyorsan da sonradan dinlemeni o zaman rica ediyorum. Cesaret herkese bulaşsın. Ben var nerelerde varsa sıkıntılar onları dönüştürmeye niyet etmiş biriyim. Dolayısıyla açığım, buyur Güler. Peki o zaman dikkatimizi
dışarıdan içeriye alalım. Tamam mı? Şimdi bunu da yapabileceğimiz şey nefestir. Derin bir nefes al karnından. Çünkü karın bizim merkez noktamızdır. Dikkatini karnına indir. Hara dediğimiz, solar plexus dediğimiz herkesin. Güler'cim tekrarlamak istiyorum. Bizi dinleyen dostlar, Güler'in bana verdiği komutları yapmanızı tavsiye ediyorum. Bundan sonra da burada hani Yeşim olarak değil, hani Güler'in karşısında çalışma yapan biri olarak bulunmaya niyet ediyorum. Olabildiğince samimiyetimle, gerçekliğimle. Evet, nefes alıyorum karnıma Güler. Evet, dikkatini karnına karnında bir noktaya, tam orta noktana getir. Tandiyen noktası denir buna. Ve oradan nefes al. Ve ver. Çok farkında. Belki bugüne kadar hayatında aldığın en farkında nefesin olsun. Belki değil, o olsun. Derin bir nefes al, 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 tut. Ve yavaşça ver. Bunu 3 kere yapalım. Tekrar derin bir nefes al, 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 tut, tut, tut ve yavaşça ver. Ve tekrar yapalım. Al, 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 tut, tut, tut ve yavaşça ver. Şimdi Yeşimcim ve diğer arkadaşlar, dinleyen arkadaşlar, İş hayatınızı düşünün. İş hayatınızı böyle bir masanın üstüne bir yatırın. Ve öncelikle o iş hayatınızda şimdiye kadar olan, şimdi olan ve bundan sonrasında olacak olan iş hayatınızda ne istemediğinizi düşünün. Ne istemiyorsunuz? Emeğimin karşılığını alamamak istemiyorum. Örnek. Duygusal hırpalanmak istemiyorum. Örnek. Bunun gibi. Kendinizin iş hayatında bugüne kadar, şimdi ve bundan sonrası için ne istemiyorsunuz? Bunları düşünün. Ben cevap vereyim mi? Ver. Stres. Başka? Telaş. Evet. Böyle bunu yazılı yapın daha sonra. Şu an biz konuşarak yaptığımız için. Telaşlı olmak istemiyorum. Hı hı. Cümleyi tam kurun yani. Tamam. Telaşlı olmak. Sıkı bir ortamda çalışmak istemiyorum. İletişilmeden karar verilmesi, yargılanması... Yargılanmak istemiyorum. Hı hı. Saygısızlık istemiyorum. Evet, aynen böyle. İletişimsizlik istemiyorum. Evet, çok güzel. Başka? İstemediklerime yoğunlaşacağım, değil mi? Evet, istemediklerine. Beklenti geliyor. Yani beklenti istemiyorum. Beklentilerimin karşılanmamasını istemiyorum. Hayır. Beklenti bana göre baskıyla eş anlamlı gibi hissettim şimdi. Baskı. Evet, baskı, beklenti. Evet, baskı içinde çalışmak istemiyorum. Evet. Mesela biz seninle ikinci programı yapıyoruz ama dün teklif ettiğinden bu yana gerçekten ruhla yaptığımızın çok farkındayım. Hı hı. Paraseye gider çalışmasını da evirip çevirip dinleyip bana geri dönen insanlar oldu. Onun için de teşekkür ediyorum. Hı hı. Ruhla çalıştığın zaman zaten içinde her şey oluyor. Zevkle yapıyorsun, bereketi de oluyor, mutlu da oluyorsun. Şimdi bu devam eder. Hı hı. Şu an
dikkatini o yöne attık. Buna dikkat et. Gün içinde bulaşık yıkarken, kahve içerken, uyurken bu gelecektir. Şöyle olmak istemiyorum, böyle bir ortam istemiyorum gibi şeylerini not al. Alın. Tamam mı? Tamam. Şimdi tekrar derin bir nefes al. Çıkalım biz bu ne istemiyorum enerjisinden. O devam edecektir. O komutu verdi. Şimdi ne istediğine odaklan. Ama yine aynı cümle halinde. Ve daha olumlu kullanarak cümleyi. Mesela telaşsız olmak istemiyorum yerine zamanı daha iyi yönettiğim bir ortamda çalışmak istiyorum. İkisi de aynı şeyi söylüyor ama birisi daha olumlu söylüyor. Buna dikkatimizi vererek ne istediğimize odaklanalım. Söyleyebilirsin. Sevgi yayacağım bir işim olsun istiyorum. Şimdi sevgiyi yayacağım bir işim olsun istiyorum dediğinde aslında o işin yok ama bunun olmasını istiyorum da diyorsun. Buna da dikkat et. Tamam mı? Tamam. O kadar detaylı ki bu bilinçaltına verdiğin mesajlar, bazen konuşmayı çekiniyorsun ya yanlış söylemişsem diye. Çok da takılmayalım ama mümkün olduğunca en iyisi ne yapalım. Tamam. Ben bile konunun içindeyim. Bazen öyle bir cümle kuruyorum ki yanımdaki hemen düzeltiyor. Gülüşüyoruz hani. Peki bu noktada işte bereket olsun istiyorum dediğimiz zaman da aslında bereketsiz bir varoluşa dikkat çekiyor oluyoruz. Evet. Yani çok... O zaman son 3 dakikaya girdik Güler. Bilmiyorum hani bu şekilde... Toparlayayım mı? Yani hani o zaman nasıl kuracağız cümleleri? Belki böyle bir yönlendirme yapman daha uygun olabilir zamanımız daraldığı için. Tamam, şöyle hemen toparlıyorum. Ne istemiyorum, ne istiyorum? Cetvelini yapıyoruz. Birincisinde ne istemiyorum? İkincisinde ne istiyorum? Peki bu ne istiyorum da hayır? Şimdi mesela sevgiyi... Toparlıyorum hayatım. Okey, tamam. Ne istiyorum, ne istemiyorum cetvelini yapıyoruz. Sonra bakıyoruz hangisi daha fazla değer mi, zamanımı, emeğimi, hevesimi vermeye. Ondan sonra tabii içimize dönüp bir karar alma zamanındayız. Ondan sonra şimdi o ne istiyorum kısmında özgür bırakıyorum. Ondan sonra karardan sonra İçindeyim. Geniş zamanlı kullanmaya başlıyoruz. Bolluk içindeyim. Sevgi içindeyim. Zamanımı çok iyi yönetiyorum. Anlatabildim mi? Toparladım şimdi burayı. Yani cetveli duruma bakıyoruz. Orada yok ki istiyorsun kısmında özgürsün. Onu öyle yap. Ama ondan sonra ki yeni yaratacağın ortam veya iş veya eş veya işte ne bileyim hayatına çekmek istediğin şeylerde içindeymişsin gibi. Bu da beynin gücü. Evet. Önce istemediğimiz, sonra istediğimiz, son olarak da daha geniş hayallediğimiz belki olumlama yani cümlelerinden bahsediyorsun. Beyin içinde mış gibi yapmak diye yazar ya. Okey. Anlıyorum. Öyle. Yani bolluk içindeyim, bereket içindeyim. Olmasam bile. Güler'cim ah biz zamanla ilgili bir bereketsizlik yaşadığımızı hissediyorum şu anda. Son saniyelere girdik. Çok çok teşekkür ederim. Tadı damağımda kaldı. Devamını yapalım derim. Tamam canım. Çok teşekkür ediyorum. Bana da fark ettiklerimi paylaşma fırsatı verdiğin için. Çok teşekkürler. İzmir'e sevgiler, İstanbul'a sevgiler. Sevgili dostlar haftaya çarşamba Yaşam Evi'nde buluşmak üzere. Sevgiyle saygıyla. Hoşçakalın efendim. Yeşim Özden'le Yaşam Evi sona erdi. Saat 11. Karnaval başlıyor. Yaklaş ama kalsın az bir mesafe.
Geçmişli geçmiş olmuş her şeyimiz külliyen bu rafet.